بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمه الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلم وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر ان نشرت نعيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله değerli kardeşlerim. İnşallah bu dersimizde İslam'da aklın görevini işlemeye çalışacağız. Bu başlığı seçmemizin yani sünnet müdafasının altında bu başlığı seçmemizin sebebi ise genellikle sünneti inkar edenlerin veya sünneti kabul ettiğini iddia edip ancak ona gereken önemi ya ifratta ya tefritte verenlerin akılda düşmüş oldukları, akıl noktasına düşmüş oldukları hatalardan dolayı bu başlığı sünnet müdafasının altında işlemeyi gerekli gördük. Öncelikle değerli abilerim ve kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanı bir gaye binaen yaratmıştır. Bir amaça binaen yaratmıştır. İnsanın da bu amacı bu gayeyi yerine getirebilmesi için tahakkuku içinde bazı fıtri değerler vermiştir Allah Azze ve Celle. Bakınız burayı iyice değinmek istiyorum. Bu değerleri yani bu gayeyi yerine getirebilmek için. Bu gayenin dışında kullanmak için değil. Bu gayeyi yerine getirebilmek için bazı fıtri değerler vermiştir. İşte bu verilen ve kesbi olmayan bu değerlerin en önemlisi ise akıldır. Çünkü akıl kişiyi Rabbisine karşı sorumlu kılan en temel fıtri hasletlerdendir. Yani iyiyi kötüyü, hakkı batılı veya teklifi mükellefiyeti gerektiren en temel unsurdur. Zira bu beşeri hukukta da böyledir. Beşeri hukuka baktığımızda kişinin mesela elinin olmaması veya vücudunun sair yerlerindeki noksanlığı, kolunun gözünün olmaması yapacağı işin cezasından onu beri tutar mı? Tutmaz değil mi? Ancak akıl böyle değil. Akli ehliyeti olmayanın neyi de düşüyor otomatikman? Cezai ehliyeti de düşüyor. Şer'i hukukta da bu böyledir. Beşeri hukukta da bu böyledir. Bize verilen bu değerin yani bu aklın önemi olduğu kadar yani insanlar buna inanan olsun, inanmayan olsun herkes bu akla bir önem verir değil mi? Allah azze ve celle de bir önem vermiştir. Önemi olduğu kadar onu nasıl kullanmamız gerektiği nerede kullanmamız gerektiği, nerede kullanmamamız gerektiği de çok önemli bir mevzudur. Çünkü bu akıl önemli deyip başlığı koyup altını eğer biz kendi hevamıza, kendi nefsimize göre yaparsak işte bu o aklın önemli, değerli olan bir şeyi değersiz bir yerde kullanma gibi olur. Ne gibi olur? Mecnun'un eline bir gram altın versen o Altın değerli olmasına rağmen ondan istifade edebilir mi? Edemez. Hatta sair metallerden, madenlerden ayırt bile edemez. İşte akıl önemlidir. Aklın önemli olduğu gibi onun nasıl, nerede, ne şekilde kullanılması gerektiği de önemli bir mevzudur. Bunun nasıl kullanılması gerektiğini de nerelerde kullanıp nerelerde kullanılmaması gerektiğini de kim belirler? Onu yaratan belirler. Yani bunu kim yaratmışsa, bu aklı, bu fıtri hasretleri bize kim vermişse, bunların nasıl kullanıp nasıl kullanılmayacağını belirleyecek olan da odur. Çünkü bu sistemi, yani insanı, bu düzeni yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Bu düzenin en güzel nasıl işleyeceğini bilen de yine kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Maalesef değeri bilindiği kadar toplumda onun nasıl işlenileceği hep göz ardı edilen bir durum haline gelmiştir. İslam tarihine de baktığımızda genellikle beşeriyet tarihine de, daha umlu olarak beşeri tarihi baktığımızda aklı kullanmada genellikle iki fırka ön plana çıkmıştır. Özellikle İslam tarihinde. Birincisi ne? Tasavvuf dediğimiz ehli tasavvuf tam onun zıttı mutezile, filozoflar, kelam ehli, bu İslam filozofları, yani felsefe olduğu gibi de İslam felsefesi var. Bunların hepsi tam zıt bir şekilde biri aklı ayaklar altına alırken diğeri de aklı ilah makamında veya itimat edilen yere kadar çıkarılmıştır. Yani aklı hakkın ölçüsü olarak görmeye başlamışlardır. Tabi bu da şeytanın bir oyunu. Yani her şey zıttıyla kaimdir. Hariciler nasıl ilk dalalet fırkalarından birisi? Şeytan boş mu bunları aldattıktan sonra? Bunun tam zıttını da çıkararak kızışma ortamını daha or oluşturarak ne her şey zıttıyla kaimdir e, sözüyle aslında delaletini devam ettirme, sürdürülebilirlik haline getirme amacı var. İşte burada da birisi aklı ilah makamına götürürken diğeri de aklı ayaklar altına almış. Tasavvuf dediğimiz aklı alel ıtlak şeyhlere karşı daha alt mertebedeki vekiller dedikleri veya hocalar abilere karşı neye kullanmışlardır? Teslimiyette kullanmışlardır. Aklın müritler için gerekli bir şey olmadığını ne yapıyorlar? Direkt telaffuz etmeseler de bu şekilde görüyorlar. Hatta sizden biriniz çocuğunu onların medresesine versin. ilk öğrettikleri şey nedir biliyor musunuz? Şeyh'e karşı teslimiyet. Hocaya karşı teslimiyet. Bunu da hürmet başlığı altında işlerler. Şimdi hocaya hürmet var mıdır? İslam alimlerine, büyüklere, yaşlıya hürmet var mıdır? Vardır ama bunun bir sınırı vardır. Allah'a olan itaatimiz, teslimiyetimiz üstüne geçtiği an burada müşkilat başlar. Bakınız onların medresesine bir çocuğunuzu verdiğiniz an size ilk öğretecekleri şey Çocuklu Çocuğunuza ilk öğretecekleri şey şeyhine karşı teslimiyet. Peki bunu biz hevamızdan mı söylüyoruz? Bakınız kendi kitaplarında, tabii kendi kitaplarındaki sözleri aktaracak olursak asıl meramımızı anlatamayacağız. Kendi kitaplarında şöyle geçer. Gazsalın önündeki meyyit gibi olacak mürit. Meyyit gazsalın önünde nasıl durur? Görmüşüzdür, hareketsiz. Gassam onu istediği gibi evirir, çevirir, yıkar, hareket işte bu şekilde. Veya başka bir kıssalarında bakınız şeyhiniz size namazı terk et derse ne dersiniz diyor. Daha alttaki, alt seviyedeki hoca diyor ki kalbim kerih görür ama terk ederim diyor. Diğeri diyor ki yanlış diyor olmadı. Kalbin kerih görmeyecek namazı da terk edeceksin diyor. Yani bu kadar bir teslimiyet var. Bakınız bu sözler kendi kitaplarında, kendi basmış oldukları kitaplarda mevcut. Yani aklı bu denli müritler için geçersiz bir şey. Sadece şeyhlere teslim olmaları. Tabi bu bir grup. Herkes tahrif bu şekilde mi? Değil. Tahrifin ve inkarın boyutları var. Şimdi birisi bu şekilde tahrife veya inkara düşmediğinde şeytan ne yapıyor? İkinci bir kuyuyu kazmaya başlıyor. Yani zıttı. Bir sefer filozoflar İslam filozofları, mutezile, kelam ehli ise aklı ilah makamına çıkararak teslimiyeti geri plana itmişlerdir. Yani eğer ki binas bu İslam filozofu, kelam ehli, mutezile için söylenen bir söz. Zaten filozoflar daha uç boyutta konuşmaya başlamışlar. Eğer ki bir nas akılla zıtsa, aklı uymuyorsa eğer ayetse tevil edilir sayı hadisse hadisse bunun inkarına gidiyorlar. Bazıları inkara gitmiyor, teviline gidiyor. Evet, akla herkesin doğruya akıl ile ulaşabileceklerini iddia etmektedirler. Akla itimat ettikleri kadar naslara, rivayetlere, sahabenin sözüne itimat etmezler. Çünkü onların kalplerine ne sevdirilmiş? Birisinin kalbine şeyhin sevgisi, diğerinin kalbine ise akıl sevgisi, akla itimat sevdirilmiştir. Evet, bu iki tayfe ne yazık ki kendisini İslam'a nispet eden iki tayfe. Yani bakınız kendilerini İslam'a, Kur'an'a, sünnete, imana nispet eden iki tayfenin Allah'ın vermiş olduğu değer ölçüsünden çıkıp ayrıldıklarında nasıl bir hataya düştüklerini görüyoruz. Tabi burada bize düşen yani Kur'an, sünnet, sahabenin yolunu menheç olarak edinenlere düşen nedir? Bizi ve bizden öncekileri yaratan Rabbimiz aklı nasıl kullanmamızı istemiş? Nasıl kullanmamızı istiyor? Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam ashabı nasıl terbiye etmiş bu hususta? Ashab nasıl kullanmış? Bunların cevabını aramak gerekir. Biz de gücümüz yettiği kadar bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi İslam akla bir değer vermiştir. Bakınız bu değeri ifrada kaçarsak başka bir soruna düşeceğimizden bahsettik. Tefride gidersek başka bir soruna düşeceğimizden bahsettik. Eğer ki değer ölçüsünü kendi hevamızdan, kendi nefsimizden belirlersek ne kadar samimi duygular da beslersek besleyelim. Bu, bu inananlar, bu, bu sözleri iddia edenler içinde samimi kişiler de var. Zaten onların sözlerinden de aktaracağız. Yani bizim amacımız İslam'ı savunmak diyor. Veya diğeri diyor ki bizim amacımız takva, züht, ehli insanlar yetiştirmektir diyor. Ne kadar iyi niyetli olursak olalım Allah ve Resulünün vermiş olduğu değer ölçüsünün dışına çıktığımız an dalalet kapısı bize açılır. Örnek olarak alimlere Allah Azze ve Celle bir değer vermiş midir? Bir kıymet vermiş midir? Ama burada onun vermiş olduğu değerin dışına çıktığımız an ya alimleri Rabler ediniriz ya da Yahudiler gibi nebilerini, peygamberlerini öldürenlerin durumuna düşebiliriz. O yüzden değer ölçümüz her zaman Allah ve Resul'dür. Nasıl ki alimin alimden istifade var, alimden faydalanıyoruz. Aynı şekilde onun fitnesinden de sakınmak gerekir. Ebu Said Hoca'nın Allah rahmet eylesin böyle bir sözü vardı. Onlardan istifade ettiğimiz gibi onlardan sakınmasını da bilmeliyiz. Onlardan istifade ilim meclislerinde oturma, onlardan sakılma, Kur'an ve sünnet çerçevesinde onlara itaat, ittiba etmektir. Evet. İbn Ebi Hatim şöyle demiştir. Kişinin diyor güzel ahlakı sevmesi, kötü şeyleri kendi görmesi akılla ilgilidir. Akıldan diyor daha değerli az önce dediğimiz gibi fıtri bir hasret yoktur. Kişinin dini ancak aklı tam olduğunda ne olur? Tam olur. Çünkü Allah Resulü ne diyor? kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. Bunlardan birisi nedir? Mecnundur. Ta ki aklı geri yerine yerine kalır. Evet. Akıl kişinin doğru yola girmesine bir vesile sebeplerinden biri olduğu halde delalete düşmenin önünde de settir. Allah onu hidayetiyle aydınlattığı zaman bakınız Allah hidayetiyle aydınlattığı zaman akıl sıratı mustakime sıkı sıkı sarılır ve kendisini Allah'a ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ne yapar? Teslim eder. Bu teslimiyetin akabinde ne? Yeri ve göğü yaratan Rabbisinin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve nehirlerine tam bir uyma gayreti içerisinde olur. Yani ne gibi? Kalu semi'ne ve ata'na. İşittik, itaat ettik. İşittik, aklettik, itaat ettik değil. İşittik, nakli duyduk, ne yaptık sonra buna biz itaat ettik, tabi olur. Ve böylelikle neyden selamete düşer? Şüphelerden ve nefisinin kötülüklerinden kurtulmuş olur. Bakınız, şek, şüphe devamlı gelen vesveseler. Bunun önüne geçen en önemli şey de teslimiyettir. Maalesef imanlarını akıl ve akli değerler üzerine bina edenleri gördüğümüzde, yarın onlardan daha akıllı birisi geldiğinde, onun o bina etmiş olduğu değerleri ne yapabiliyor? Sarsabiliyor. Bir sefer delalete düşüyor. Bunun örneği çok. Ve bunu kelamcılardan itiraf eden de çok. Yani ben bu ömrüme kadar, şu anki yaşıma kadar hep şek şüphe tereddütlere cevap vermekle geçirdim diyor adam. Oysa ki selamet selefin yolundaymış. Teslimiyetteymiş. O yüzden imanımızı, tevhidimizi bina ettiğimiz değerlere dikkat etmemiz gerekir. Bu akıl da olmaması lazım, duygularımız da olmaması lazım. Tamamen saf, ari, Kur'an ve sünnet ve teslimiyet üzere. Evet, eğer akıl bu kadar değerine rağmen Allah'a ve Resulüne teslim olmadan yoluna devam ediyorsa, işte o zaman ne kendi değerini bırakır ne de onu Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi kullanmış olur. Daha önce dediğimiz gibi İnsanın göz organı var değil mi değerli kardeşim? Şimdi bu göz benim. Ben bu gözü istediğim gibi kullanabilirim diyebilir mi bir insan? İstediğime bakarım, istediğime bakmam diyebilir mi? Mümkün değil değil mi? Veya bu uzuv, el benim. İstediğime dokunurum, istediğimi severim diyebilir mi? Diyemez. Hatler çizilmiştir. Bakacağın şeyler bellidir. Bakmayacağın şeyler bellidir. İşitmen gereken şeyler bellidir. İşitmemen gereken şeyler bellidir. İşte aynı bu şekilde sahir organları nasıl düşünüyorsak akıl da böyledir. Şimdi biz teslimiyeti ön plana aldığımızda bize bakın itamlarla geliyor. Hamevi diyorlar mesela. Veya baş, haşevi diyorlar. Bedevi diyorlar. Siz diyor naslar karşısında bedevi gibisiniz. Olduğu gibi alıyorsunuz bunu. Oysa ki bunu biz kendi nefsimizden mi? Değil. Biraz sonra gelecek teslimiyet hakkındaki Nakiller, ayetler, hadisler. Yani o zaman onlar da mı bu şekildeydi? Yani Allah Azze ve Celle boyun eğmek bu şekilde mi bir şey? Biz tevil etmediğimiz zaman, bunu aklımızla yorumlamadığımız zaman ki tevili kim yapıyor? Yani sana uyduğumda bedevilikten çıkıyoruz. Allah'a ve Resulüne teslim olduğumuzda bedevi oluyoruz. Evet işte bu kısıtlama aslında akıl sahiplerinin selameti içindir. Çünkü biz bu aklımızla her şeyi çözemeyiz. Bununla her şeyi tartamayız. Kaldı ki değerli kardeşlerim, şimdi haram ve helal hususunda devamlı söylediğimiz bir söz var. Haramlar mı daha çok, helaller mi daha çok? Helaller daha çoktur. Eşyada asıl olan ibahadır. Helaller daha çok. Haramlar ise nas geldiğinde o şekilde bulunur. Azdır. Bakınız, istediğiniz içeceği içebilirsiniz. Ancak sarhoş edici şeyler içemezsiniz, değil mi? Her helaller kişinin nefsine nedir iktifa eder, yeterlidir. Bakınız, Allah'ın aklı kullanın dediği yerler ile kullanmayın, teslim olun dediği yerleri kıyaslayın. Bakınız, aklı kullanılan yerler kullanılmaması, teslim olması gereken yerlerden daha fazladır. Ama nedense kullanılması gereken yerde kullanmazlar kullanılmaması gereken yerde kullanmayanları da itham ederler ve kendileri de kullanırlar. Evet. Şimdi Ebu Seyyid Hoca'nın güzel bir sözü var buna binaen. Diyor ki akıl bir at gibidir diyor. Onu, o bizi kullanmamalıdır. Biz onu kullanmalıyız. Şimdi vahşi bir ata bindiğinde zaten sırtında tutmaz. Velev ki tutsa ne yapar? Seni istediğin yere ulaştırabilir mi? Mümkün değil çok zor. Onu ne yapmalıyız? O atı biz kullanmamız gerekir. İşte akılla bu şekilde. İslam'da aklın vazifesi ve sınırları. Dediğimiz gibi bu sınırlar akıl sahiplerinin selameti içindir. Ve bakın selefin menhecine tam bir teslimiyet uyanlara önderlerimize bakalım. Sahabeye Allah Resulü, ondan önce İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'a teslim olanlar hep felaha erenlerdir. Zaten bunu kendileri de kabul ediyorlar. Şöyle bir sözleri var. Tariikul selefi eslem. Selefin diyor yolu teslimiyet üzeridir. Sahabe bakın bu sözü söyleyen kelam ehli kişiler. Tariikul selefi eslem. Selefin sahabenin yolu en teslimiyet en salim olandır diyor. Teslimiyet yoldur. Ve tariikul halefi a'lem ve ahkam. Halefin ilmi ise diyor daha bilgili, daha ah ahkamdır, daha sağlamdır diyor. Yani kendi itirafları var aslında. Selefin yolunun daha teslim üzere olduğu. Tabi bu sözün batıl olan tarafı da var. O da ilgili yerde zikredilir inşallah. Aklın görevini biz ikiye ayırıyoruz değerli kardeşlerim. Bir, kevni ayetler karşısında yani fıtrattaki görevi. İkincisi ise şer'i ayetler karşısında yani Kur'an ve sünnetteki emir, nehi, isim ve sıfatlar vesaire meseleler hakkındaki görevi. Aklın fıtrattaki görevi, kevni aitler karşısındaki görevi sınırsızca, hadsizce Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları hakkında ne yapmaktır? Tefekkür etmektir, düşünmektir. Kur'an ve sünnette devamlı bizleri bunu düşünmeye, akletmeye teşvik vardır. Bilakis ne diyor? Fesiru fil ardi. Yeryüzünde gezin, dolaşın, fenzuru bakın diyor. Bakınız. Hatta Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali İmran Suresi 190-191. ayet nazil olduğunda şöyle diyor. Diyor ki Fevaylun limen kara ehe. bu ayetleri okuyup velem yetefekker tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun diyor. Bakın aklını kullanmayan bu ayetler karşısında hani kevni ayetler karşısında kullanmayan Allah Resulü yazıklar olsun diyor. Çünkü kişi kevni ayetleri tefekkür ettikçe neyi artar? teslimiyeti artar Allah'a. Kul yakinini arttırmak istiyorsa Allah'ın emir ve nehirlerine karşı teslimiyetini arttırmak istiyorsa kevni ayetler karşısında tefekkür etmesi gerekir. Kur'an da devamlı bizi bunlara teşvik etmeye ne teşvik etmektedir. Rabbimiz bunları düşünmemizi istemektedir. İstemektedir. Mesela ne diyor? İki sahipli kölenin durumunu düşünmemizi ister. Kur'an değil mi? İki sahipli köle. Kişinin fıtratında ne vardır? İki gücün ne? Bir arada olmayacağı vardır. Hatta bu bizim toplumda nasıl e, adledilir, nasıl isimlendirilir? Bir köyde iki muhtar olmaz. Bakınız. Fıtrattan gelen bir şey aslında. Bir köyde iki muhtar olmaz. Allah Azze ve Celle bunu düşünmemizi istiyor, ister. Veya Bakara suresinde geçtiği üzere. Bakınız. Diyor ki Allah Azze ve Celle Ey insanlar Ya eyyuhannas Ubudu rabbekumul lezî halakakum vellezîne min kavlikum. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Yani bunu da düşünmemizi istiyor. Veya devamlı e ilahum me Allah. Allah'la birlikte başka ilah mı var? Bu sözü ne, ne, zaman hangi şeyden sonra zikrediyor? Yerin, göğün yaratılışından bahsediyor. Sonra Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Bunları yaparken Allah'a birileri yardım mı? Allah birilerinden yardım mı istedi? Haşa. İşte bunları devamlı düşünmemiz diyor. O ibadet ettiğimiz şey bizi ve bizden öncekileri yaratan mı? Boyun eğdiğimiz şey bizi ve bizden öncekileri yaratan mı? Bunu düşünen kişi sizce bir şeyhe gereğinden fazla bir teslimiyet yani teslimiyet zaten gereğinden fazlası değil. Gereğinden fazla bir itaat, ittiba veya onu örnek alabilir mi? Onu ilah makamına çıkarabilir mi? Asla. Bakınız Ali İmran suresi 190 191. ayette Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. İnne fi halqi semawati vel ve leyli ven nahari le ayati ulil albab. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün değişiminde aklı selim sahipleri için ne vardır? İbretler vardır. Nerede? Bizi nereye yönlendiriyor Allah azze ve celle? Göklere yere, onların yaratılışına, daha sonrasında gece ve gündüzün değişiminde aklı selim için, aklı selim sahipleri için ibretler vardır. Ellezine o akıl sahipleri ki yezkurun Allah hakkıya ve kuudan ve ala junubihim ve yetefekkerun fi halqi semawati vel Onlar ki ayakta dururken, otururken, yatarken, Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında ne yaparlar? Allah'ı anarlar. Ve tefekkürune fi halqi semawati vel Nasıl anıyorlar? Bu anış nasıl? Yerin ve göğü tefekkür ederek Allah'ı anıyorlar. Daha sonrasında ne diyorlar? Bakınız bu tefekkür, bu tedebbür, bu akletmenin akabinde ne oluyor? Rabbena ma halakte haza batila. Rabbimiz, bunları sen boş yere Yaratmadın, onların teslimiyeti artıyor. Velev ki biz o yaratılan şeyin hikmetini bilmesek de... ...Allah Azze ve Celle'nin hakim oluşundan dolayı... ...o muhakkak bir hikmete binaen yaratılmıştır. Velev ki bu akıl onu bilmese de... ...bu akıl ona teslim olmuştur ki o hakimdir. Maliyani işler yapmaktan münezzeh olandır. Abes işlerle meşgul olmaktan münezzeh olandır. Sonrasında bakın devamında... Subhaneke fekine azabenler. Seni tüm eksikliklerden tenzih takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ayette görüldüğü gibi değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle kendisini tefekkür edenlerden bize haber etmektedir. Bizi de onlardan olmamızı istemektedir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az önce aktardığım gibi bu, ayetleri okuyup da tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun. Vaylun diyor. Bu rivayette Sayıha 68 numaralı hadiste bakabilirsiniz tahkik ve tahricine. Yine Rad suresi, 14, Rad suresi 4. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü, çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi, bakınız, 100 bi mâ Hepsi diyor tek bir suyla sulanır. Bakın 100 kabi in dese suyla sulanır dese yine anlaşılır değil mi? Bakın Allah Azze ve Celle bir şeyin üzerine çizerek bize bir şey hatırlatıyor. 100 kabi in vahidin tek bir suyla neler çıkarıyor bakınız üzüm bağları, ekinler, sürgülü çatallı tek gövdeli hurma ağaçları. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. Yani o suyu veririz ancak bazı ürünler fazla, bazıları daha az. İşte inne fi zalike la ayatin li kavmi yaqilun. Akleden kavimler için ne vardır burada? İbretler vardır. Her insan değerli kardeşlerim bir Rabbin varlığını kabul eder. İçinden yani bugün ateist dediğimiz bir kişi bile ve Allah'a inkar ettiğini iddia eden Firavun bile neydi? Bir Rabbin varlığını kabul ediyor. Ve bir mabuda boyun eğer. Ya hevasıdır o mabudu ya aklıdır ya da sahir harici birisidir. İşte Allah azze ve celle bize bu ayetleri hatırlatarak diyor ki mabut olarak edinmemiz gereken ilahın özelliklerini bize haber ediyor. Yani mabut olarak ibadet edeceğiniz varlık olarak bakınız bunları yaratan olması lazım. Nasıl ki dersin başında dedik akıl fayda ve zararı ayırmada bir yardımcı bize Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu fıtri haslet karla zararı ayırır değil mi? Yani adamın biri zarar edeceği bir işe parasını yatırsa ne derler buna? Aklını mı yemiş derler değil mi? Yani kafayı mı yemişler? Yani 100 bin TL zarar edeceği bir şeyde veya gerek yani hak etmeyen birine fazladan bir para verdiğinde ne olur? Alay konusu olur değil mi bu? Şimdi bakın insanoğlu kar ve zararı güder. İşte yine bu akılla nasıl karımızı, zararımızı güdüyorsak, iyi kötüyü ayırıyorsak, işte hak olan mabut ile batıl olan mabutları ne yapmamız lazım? Ayırmamız gerekir. Ve bu noktada bizim bize malumat vermektedir Allah Azze ve Celle. Mesela İsa Aleyhisselam için ne diyor annesi için onu ilah edinenler? Onlar ne yaparlardı? Yemek yerlerdi diyor. Bakınız onlar yemek yerler. Demek ki bizim mabudumuz yemek yemeyecek. Sonra yaratılıştan bahsediyor. O zaman bizim mabudumuz yaratmış olacak. Halik olacak. Sonra rızık veren. Sizi Allah mı rızıklandırıyor? Onlar mı rızıklandırıyor? Yağmuru yağdır, yağdıran Allah mı onlar mı? O zaman bizim Rabbimiz Rezzak olacak. Muhyil, Mumit olacak. <laughs> Tüm bunları işte tefekkür etmemizi istiyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Nahl Suresi 66 ve 67. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ve inne lekum fil en'ami ibra ve muhakkak ki diyor hayvanlarda sizin için ibretler vardır. Subhanallah. Yani ibretler vardır. Onlara da bakmamızı istiyor. Sonra bu ibret, ibretlerden bir tanesini örnek veriyor. Yani örnek olarak tefekkür etmemiz istediği ayet Nuskikum mimma fi butunihi. Sizi diyor onların karınlarındakiyle ne yaparız? Sularız, içeririz Ney? min beyni fersin ve demin lebenen halisen saigan lişaribin. Size onların karnında fers. Fers burada değerli kardeşlerim hayvanın bağırsakları, gübresinin olduğu yer. Bakın fersle kan arasında dolaşan tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis bir süt içeriz diyor. Yani birisi kan içilmez maruf, diğeri fers gübre bunun arasından size ne yapıyoruz? çıkarıyoruz. Bunu siz mi üretiyorsunuz? Biz mi üretiyoruz? İşte bunda diyor sizde ibretler vardır. Devamında da yine nebadattan sair meselelerden örnek verdikten sonra uzunca olduğu için ayeti zikretmiyorum. İnne fi zalike la li Bunda diyor akleden kavim için ne vardır? Ayetler vardır. Bakınız Allah azze ve celle bunlara ayet demiştir. Kevni ayetler. Bu ayetler gibi değerli kardeşlerim birçok ayet Kur'an'da bulabiliriz. Tefekkür dersimizde bunların daha ziyadeliğiyle zikrediyoruz. Burada bunlarla yetineceğiz. Tüm bu ayetler gösteriyor ki biz akledeceğiz, tefekkür edeceğiz, e, tedebbür edeceğiz. Ancak bunların hepsi nerede? Kevni ayetler karşısında, fıtrata seslenilen ayetler karşısında. Şimdi biz bu ayetleri kendimize delil alıp ya Kur'an bizden düşünmemizi istiyor. Kur'an bizden akletmemizi istiyor deyip bundan dolayı biz aklımıza uyan alırız, uymayanı tevil ederiz, inkar ederiz, zayıf hadis zannederiz, sünneti kabul etmeyiz dersek işte bu şeytanın vahyinden başka bir şey değildir. Şeytanın sağdan yaklaşmasından başka bir şey değildir. Kelam ehli güya selefin sustuğu konuşmadığı yerlerde ne diyor? Biz konuşuyoruz diyor. Anlatıyoruz. Bunu da niçin yaptıklarını söylüyor? İslam'ı biz böyle savunuyoruz diyor. Yani taarruz oluyor İslam'a. Filozoflar bize reddiyeler veriyor. Biz de bunlara karşı konuşuyoruz. Reddiyeler veriyoruz. Şimdi ilk giriş ne? Güzel bir başlıkla giriyorlar değil mi? İslam'ı savunuyoruz. Ancak kelama şöyle biraz içten girdiğinizde, araştırdığınızda şeytanın nasıl bir sapıklığa ittiğini onları görebiliriz. Bakınız Allah'ın Resulünün anlatmadığı yerde sahabenin susup teslim olduğu yerlerde bunlar konuşmaya başlamışlardır. O yüzden kelam ehli denilmiştir bunlara. Bunların etkilendiği kişiler kimdir? Yunan filozof mantığı. Hatta bugün bile hala günümüzde değerli kardeşlerim kitapları medreselerimizde, üniversitelerimizde okutulmaktadır. Isagoge, Aristo'nun mantık kitabı. Hatta bazıları şöyle diyor. Aristo'nun mantık kitabını okumadan İslam'ı anlayamazsın. Haşa ve kella. Yani Aristo'nun mantık kitabı ne zaman yazılmış? Allah Resulü Ashab ne zaman gelmiş? Bu insanlar Aristo'nun kitap mantığını okuyarak mı cenneti kazanmış? Allah'ın teski ettiği topluluk olmuş. Bakınız bundan 2-3 sene önce ilahiyatlarda felsefe derslerinin kaldırılması gündem olmuştu. Buna karşı çıkan ilk kimlerdi biliyor musunuz? Solcular, dinsizler değil. Maalesef yine din namına konuşan bu e, sağcı dediğimiz muhafazakarların önderleri, aydınları buna karşı çıktılar. Siz dediler bu ilahiyattan felsefeyi çıkarırsanız bir de korkutmak için de Selefiler bu sefer e, ilahiyatları doldurur diye hükümete karşı şey yaptılar ve bu sefer gündemden kalktı. Ve maalesef aynı kişi Feto FETÖ olaylarında da bu şekilde yapmıştı. Daha dershane olayları, sorunlar yeni yeni ortaya çıktığında bakınız böyle yapmayın. Böyle yaparsanız İngiliz uşağı selefiler ülkeyi, ülkedeki gençleri ele alacak dedi. FETÖ olayları bitti. Sonra bu adam FETÖ'cüleri İngiliz uşağı diye nitelendirmeye başladı. Bakınız bu adam Türkiye'nin aydın sayılan, aydın olarak gösterilen üniversitelerde hocalık yapan kişi. Ya bir insan 3 senede bir İngiliz acını değiştirir mi? Sen karşı çıkan, hoşlanmadın, zıttına gittin. Hatta hükümete siyasi olarak hoşlanmadığın kişilere karşı hemen İngiliz uşağını. Ve ne tuhaftır ki bu kişi İngiltere'de yüksek lisansını yapmış. Doktorasını İngiltere'de yapmış. Bu da ayrı bir tuhaf yani. Eğer İngiliz uşağını hak edecekse herhalde orada okuyan daha müstahaktır. Böyledir demiyoruz. Müstahaklık açısından. Evet. Bu durum değerli kardeşlerim aklı ayaklar altına alan tasavvuf ehlinde ve bu menheşte olanlarda da aynı şekilde vuku bulur. Yani şeytan bunlara da sağdan yaklaşmıştır. Ne diyorlar? Biz takva, züht, ahlak diyerek ilk bir giriş başlık açıyorlar. Arkasından sonra envai çeşit şirklerini insanlara empoze ettiklerini görüyoruz. Evet. Aklın şer'i ayetler karşısındaki görevi buraya kadar kevni ayetleri işledik. Kevni ayetler karşısında hadsiz bir şekilde düşünmektir dedik. Şimdi ise şer'i ayetler karşısında şer'i ayetlerden kastımız ne? Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları, emir nehileri, Resul'e itaat, sahabeye olan verdiğimiz değer gibi Sahir ayetleri kastediyoruz. <laughs> Aklın buradaki görevi ise mutlak olarak mabudu, hak mabudu olan Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne teslim olmaktır. Bakınız teslimiyet akıl ile yapılan bir amel. Yani teslim olmasıdır. Çünkü diyor fıtri boyutta Düşünen, tefekkür eden insanoğlu Allah Azze ve Celle'yi buraya itiraf ediyorsa, Rab olarak Allah'ı Rab edinmişse, bundan sonra ona teslimiyetten başka bir yol kalmıyor. Evet, burada ise artık akıl devre dışı nakil ne olur? Ön plana yani Allah'ın ayetleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ön plana gelir ne emrediliyorsa ne nehyediliyorsa bunlar yapılır. Teslimiyetin kelime manasına baktığımızda teslimiyet ne demek? Teslimiyet kendini verme, boyun eğmedir. Kendini verme, boyun eğme. Karşı tarafa iradeni verip senden ne yapmanı istiyorsa onu yapmandır. İşte bu makamda yani İslamiyet'te teslimiyet sadece ve sadece Allah'a ve Resulüne olur. Onun dışındaki hiçbir şeye teslim olunmaz. Onun dışındaki hiç kimseye mutlak olarak itaat edilmez. Ta ki onların yani Allah'ın ve Resulüne olana kadar. Teslimiyet ne şeyhe olur ne de aklı olur. Onlar akla teslim olmuşlar. Bunlar ise şeyhe teslim olmuşlar. Nisa suresi 65. ayette Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Fele ve rabbike. Hayır. Rabbine and olsun ki. Allah azze ve celle bir şeye yemin ile başlamışsa o şeyin azametini gösterir. O şeyin Allah katındaki değerini gösterir. Peki bu değerli olan şey ne? Devamında la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتُ ve وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme bakınız sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmaz. Ve yusellimu teslime. Tam bir teslimiyetle o gelen nakli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hükme tam bir teslimiyet olmadıkça Allah Azze ve Celle imanımızın geçerli olmadığından bahsetmektedir. Şimdi biz adama ayet var diyoruz veya hadis var diyoruz. Ne diyor? Hadis varsa akıl da var. E de akıl vardı sahabede akıl yok muydu? E sahabe niye konuşmamış? Sen niye konuşuyorsun? Evet. Şimdi bu da işte aklı ön plana çıkarma olur. Ve bu ayetteki hakiki bir şey yani imanın zayi eden kişilerin durumuna düşebilir. Tabi burada önemli bir husus var. İnkarın ve tahrifin boyutları farklı farklıdır. Şimdi kimisi Hadisleri toptan bir şekilde inkar ediyor. Sadece Kur'an yeter diyor. Kimisi hadisleri kabul ediyor. Hatta birçok usulü noktada da orta az müş müşterekiz. Ancak onlara gerektiği değeri vermiyor. Yani gelen ayet hadisleri ya tevil ediyor ya da ne diyor? Ahat olan haberleri biz kabul etmeyiz. Bunu yine kelam ehlinden sıkça duyulur. veya inkarı tevile götürecek bütün yolları kendisine açıyorlar. Şu da bir tuhaftır ki bu kişiler Aristoya büyük usta derler. Bakınız bunları Müslümanlar söylüyor. Kelam ehli olanlar. Aristoya büyük usta derler. Onun kitabını okumadan İslam'ı anlayamazsınız derler. Ya Allah aşkına Ariston'un kitabı hangi senetle bize ulaşmış? Bakınız hangi senetle? Yani nispeti kitabın nispeti bile yok. Şut şöyle, şunla, şununla, şu raviyle nispeti yok yani. Ama ahat haberi kabul etmiyorsun. Bu da bir çelişki. Yani sahih, sika, güvenilir, ilim ehlinin naklettiği rivayeti kabul etmiyorsun. Gavur, kafir olduğunda müşterek, kendi aklıyla yazmış olduğu ve nispeti olmayan kitabı kabul ediyorsun. Evet. Kimisi akıl ile inkar ederken kimisi akıl ile tahrif etmektedir. Bu yüzden bundan dolayıdır ki Türkiye ortamı için konuşsa, konuşacak olursak bir hadis inkarcısı ile bir kelamcı arasında aslında çok büyük bir fark yoktur. Çünkü ikisi de aklı kullanarak naslara yaklaşmaktadır. Evet. Şimdi yine teslimiyet hakkındaki ayetlere bakacak olursak Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Fein hacuke seninle tartışmaya girerseler. Fakul eslemtu vecihiye lillahi. Ben bana uyanlarla birlikte ayetin devamında Allah'a teslim olun diyor. Bakınız kelam ehli ne diyor? Sizinle mücadele ederseler farklı zaten bu başlıkla giriyorlar akıllarıyla cevap. Bakınız Allah Allah ne diyor? Seninle tartışmaya girerseler de ki ben bana tabi olanlarla birlikte Allah'a teslim oldum. Ve kullillezine utul kitabe vel ummiyine e ehli kitap ve ümmilere de de ki siz de teslim oluyor musunuz? Fe in eslemu eğer teslim olursalar fe kadih tedav Muhakkak ki hidayet bulurlar. Hidayet üzere olurlar. Ve in eğer yüz çevirirlerse fe innema aleykel bela. Senin üzerine düşen sadece nedir? Tebliğ etmektir. Evet. Devamında başka bir ayet kelime de bakınız İbrahim Aleyhisselam'dan örnek verelim. Allah azze ve celle ne diyor? Sizde İbrahim için İbrahim'de ne vardır inananlar için? Örnekler vardır. Bakınız İbrahim'in teslimiyeti de bize bir örnektir. Allah Azze ve Celle ona diyor ki İzkale lehu rabbuhu eslim Rabbi ona teslim ol dedi. O ne dedi? Kale eslemtu li rabbil alemin Alemlerin Rabbine ben teslim oldum. Yani o ne dediyse bundan sonra. Peki başka bir ayette bakınız. Oğluyla olan imtihanında ne diyor? Allah Azze ve Celle. Felemme belagı ma'ahu sa'ye. Babasıyla beraber yürürken. Kale ya bu neyye. Dedi ki ey oğulcağızım. İnni era fil menami enni ezbehuk. Ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum. Fenzur meze tera. Sen ne dersin? Bir bak. Bakınız İ İ İsmail Aleyhisselam. Kale ya ebeti. İf al ma me tu'mer. Emir olunduğun şeyi yap. Yani baba böyle bir şey mi olur? Böyle Allah böyle bir emir mi verir haşa? Demiyor değil mi? Şu ankilerin dediği gibi. Allah'a asla bir itham var. Ey babacığım, emir olunduğun şeyi yap. Setecidunni <Sessizlik> inşa Allahu sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Felemme esleme <Sessizlik> İkisi teslim olduğunda bakınız neye teslim? Emrolunduğu şeye teslim. Çünkü nebilerin rüyası nedir? Vahidir. Felemme <laughs> esleme vahye teslimiyet olduğunda <laughs> ve tellehu lil cebini ve diyor İbrahim olmuş şaka üzerine yatır, yere yatırdı. Ayetin devamı da var. Biz sadece ilgili yerle yetinelim. Yani burada İbrahim Aleyhisselam'ın Bakınız kişinin oğlunu kesmesi. Bırakın oğlu bazen insan hayvan kestiğinde böyle şey oluyor. Ve bu emre karşı teslimiyetini görüyoruz İbrahim Aleyhisselam. Ki bizden böyle bir emir de istenmiyor. Sadece ne isim sıfat tevhidinde yetin, tevil yapma, tekifsiz, tahrifsiz, tadilsiz bu şekilde inan diyor. Yani bunlara bu şekilde bir emir de yok. Veya sair meselelerde güç yetirebildiğin kadar itaat et gibi. Bakınız Sahabenin teslimiyeti. Wallam mera al mu'minun al ahsab. Müminler karşı tarafı gördüğünde, orduları gördüğünde, kalu hadda mawa aden Allahu arasulu. Dediler ki işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaadidir. Vasadak Allahu arasulu. Allah ve Resulü ne yapmıştır? Doğru söylemiştir ve ma illa imanen ve teslima. Bu da onların sadece nelerini artırdılar? Korkularını mı? Hayır, imanlarını ve teslimiyetlerini. Münafıklar ne diyor bu ayetler? Bu şekilde bir korkutmayla geldiğinde korku ve ortalığı karışıklığa verme gayreti içerisinde düşüyorlar. Hatta ne diyorlar? Onlar gitmeseydi ölmezlerdi diyorlar. Kardeşleri için. Evet bu gibi teslimiyete dönük, mesete dönük. Ben Nuh Aleyhisselam'ın teslimiyetini düşünelim. Yani su yok ortada. Hiçbir şey yok ve Allah Azze ve Celle bir gemi inşaat diyor. Gelen geçen de ne yapıyor? Kavmi alay ediyor bak. Yesharune minhu. Onunla alay ediyorlar. Dalga geçiyorlar. O ne diyor? Bakın hem yapılıyor hem siz bugün siz bizimle nasıl alay ediyorsunuz? Biz de sizinle alay edeceğiz diyor. Sonrasında yağmur su başladığında Nuh Aleyhisselam ne diyor oğluna? Ey oğlum bizimle birlikte gemiye bin diyor. Oğlu ne diyor? Ben dağa sığınacağım diyor. Bakınız birisi vahiy İbn-i Teymi Rahimullah bunu söylüyor. Akıl ve Nakıl Çalışma adlı kitabında. Birisi vahiy, vahye davet ediyor. diğerisi ise aklıyla dağa sığınacağını zannediyor. Bu da ayrı bir örnek. Evet. Selef menheci, sahabenin menheci her konuda olduğu gibi değerli kardeşlerim, bu önemli her konuda itikadi, ameli yani aklımıza ne gelirse gelsin her konuda bize vasat olmayı öğretiyor. Bu konuda da ortaya ol böyle. Benim anlatacaklarım bu kadar inşallah. Dersimiz 46 dakikayı buldu sorusu olan eklemek istediğiniz bir şey varsa inşallah Rabbim bizleri hakkıyla selefe tabi olan kullarından eylesin. Subhaneke Allahumma bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfiruke ve töbü